Mayonez sosu. Oğlum, makarna yapıyoruz Zeo ile beraber. Limon oğlum. Her yer ip, yani yelken demek, ip demek. Olay bu, gördüğünüz gibi. Ama böyle gökyüzüne bakarak da yemek yapmak harika. Arkadaş, bunlar ne ya? Ağaçta biber var. Aa! Neredeyiz? Rio, neredeyiz? Biz Göcek Koylarındayız. Benim gezgin bir arkadaşım, dünyayı gezen, yani benim gibi değil de o böyle 2 yılını falan adayıp gezdi. Ben daha haddelere gelemedim. Kendini gerçekleştirdiğinden dolayı, yani işte dünya turunu tamamladı, onu yaptı, bunu yaptı, kitabını yazdı falan. Şimdi sırada ne var? Teknesini aldı. Onun teknesindeyiz. 3 kabinli, 12 metre bir yelkenli bu. Biz bununla 3-4 gün boyunca Göcek Koylarında olacağız. Sizi onunla da tanıştıracağım. Rio ile beraber bir mavi yolculuktayız. Mayıs ayının son günlerindeyiz. Hava 36-38 derecelerde Fethiye'de. Her şey inanılmaz güzel. Deniz çok güzel, sakin. Ve ben yelkenli hastasıyım. Biliyorsunuz yelkenli deneyimlerim daha önce de vardı. Bunların da vlogları var. Size geçen sene Gulette mavi yolculuğu anlatmıştım. Bu sefer de yelkenliyle mavi yolculuk nasıl oluyor? Hep beraber bunu deneyimleyeceğiz. Bakalım hangi koylara gideceğiz, nerelere göreceğiz, neler yapacağız. İzlemeye devam ediyoruz o zaman. Nesra Hanım, Nesra Hanım. Buyurun. Bugün ne yemek yapıyoruz, yiyoruz acaba? Vallahi bugün size bolognese sosu. Bu makarna yapıyoruz Zeo ile beraber. Limon oğlum. Hazır sen oldu, de bekliyor. Musun? Bolognese soslu makarna. Evet, mutfağımızda bir gösterelim. Böyle gayet yeterli bir mutfağımız var. Evet. Bu normal depodan gelen suyumuz, tatlı su. Hem sıcak hem soğuğumuz var, boilerimiz var. Bu deniz suyu. İstersek pompaya basıp buradan deniz suyu çekiyoruz. Yani çok kirli bulaşıkları onunla kirine önce atıp sonra tatlı suyu. Çünkü tatlı su teknede her zaman kıymetli. Evet. Şöyle işte dolaplarımız var. Gayet yeterli, kapkacak. Evet, her şeyimiz var şöyle dolaplarda. Şöyle bir şurayı gösterelim. Bu benim kameram. Bakın böyle. Şöyle dolabımız var. Şimdi şurada bir şu an kullanmadığımız bir kameramız var. Ve burada da kaptanımızın kamerası var ama orayı açmıyoruz, çok dağınık. O yüzden oraya girmeyelim. Oturma alanı çok geniş gördüğünüz gibi. Burası da kontrol panelleri. Her şey burada. Ve şu karşı master kabinde de bir tuvalet banyo var. Bunun gibi. Bakın gayet böyle yeterli. Şurayı da açalım. Tuvaletten de manzara izlemeyen ne bileyim yani. Gayet yeterli. Rio! Rio yemek bekliyor şu an. Fırın var. Ocak var. Buzdolabı var. Bu buzdolabı buradan göründüğüne bakmayın. Bir de şuradan da onun girişi var. Çay makinemiz var. Böyle bolognese soslu makarna olacak biraz sonra. Ya böyle gökyüzüne bakarak da yemek yapmak harika. Kaptanım, rüzgarımız nasıl? Rüzgarımız biraz az. 6.5. Çok yavaş bir şekilde apaz seyirle gidebileceğiz. Tabii yelken için en az bir 10 falan knot olması gerekiyor rüzgarın. Bekledik, olmadı. Olmadı, ne yapalım? Ama biz yine de yelkenimizi açtık. Şuradan bakın rüzgarı görüyorum. Rüzgar düştü 5.7'ye. Şimdi motorumuz kapalı. Burada pusulamız var. Sağım sancak, solum iskele. O kadarını biliyorum. O kadar eğitim aldık yelken üzerine, değil mi ama yani? Her yer ip, yani yelken demek ip demek, olay bu gördüğünüz gibi. Evet, rüzgar bize izin veriyor şu an böyle. Yelkenimizi açtık, gidiyoruz. Hop. Kaptanı çalıştırıyorum. Ne
Burası Martılı Koy. Orange Deck de bizimki. Çok güzel bir orman var. Tekneden çok güzel bir ağaçlar gördüm, değişik. Arkadaş bunlar ne ya? Ağaçta biber var. Aa! Keçi boynuzu mu ki bu? Ağaçta biber var yalnız dememe de bak. Aa, keçi boynuzu böyle bir şeymiş. Ama bunlar değil, benim gördüklerim daha yukarıda. Burada bir de küçük restoran var, işletme. Şimdi 2022 yılı Mayıs ayının sonundayız. Bir porsiyon ahtapot 400 TL. Ahtapot değil pardon. Kalamar 400 TL, balık 400 TL. Vallahi artık dışarıda yemek yemeyi unutacağız. Teknede kendimiz yapıyoruz. Akşam olmak üzere artık, akşamüstü o ağaçlara doğru yürüyüş yapıyoruz. Hadi oğlum yürü, koş bakalım. Hem de Rio'yu gezdiriyoruz biraz. Şu ağaçlar işte. Denizden çok enteresan görünüyor. Şimdi onların dibine doğru gidelim bakalım. Ya benim o aşağıdan gördüğüm bunlar ne ağaç diye merak ettiklerim. Hasta çamlar. Kozalakları duruyor. Yanmışa benzemiyorlar. Kökleri iyi çünkü. Ama bildiğin hastalanmışlar ya. Ne ilginç. İlk defa gördüm böyle hasta çam. Allah şifa versin inşallah. Şurada bir martı taşlardan yapmışlar. Yani bu koyun adı neden martılı koy bilmiyorum ama o martıdan dolayı mı? Ama çok güzel bir koy. Tekneyle mavi yolculuk yaparken böyle koylarda da ayağınıza bir deniz ayakkabısı giyerek benim gibi yürüyebilirsiniz. Böyle patikalardan şimdi Rio ile yürüyüş yapıyoruz. Sadece denize ve tekneye mahkum kalmıyorsunuz mavi yolculukta. Ya koylarda, ormanda trekking yapabilirsiniz. Şu an bizim yaptığımız gibi. Çok sessiz, çok güzel. Olağanüstü bir yerdeyiz. Göcek, Martılı Koy burası. Henüz satılmamış. Satılmamışken geldik. Koylar satışa çıktı biliyorsunuz. Bakalım bahtımızda ne var. Ahmet. Evet. Şimdi neredeyiz Ahmet? Bize söyle bakalım. Şu anda Kapıda Yarımadası, Yavansu Martı Koyu'ndayız. Yavansu. Buranın Yavansu olması sebebi şu. Orada kuyularımız var. Kuyular denizden su alıyor. Dağdan da sızıyor. Denizden daldığı için hafiften bir tuz karışımı var. Tadı yavan olduğu için buraya Yavansu demişler. İçin var ya. Evet. Yavansu deniliyor. Ahmet ne kadar zamandır buradasın? Ben burada dünyaya gelmişim. Annem beni burada dünyaya getirmiş. Ya tam burada mı? Burada burada. Burada eviniz mi varmış? Bu bizim çok eski bir ev. Bu 1903'te yapılmış. Wow. Annemin nenesi yapmış. Bu taş bina, yıkık taş bina sizin, senin doğduğun yer yani. Evet. Annemin nenesi tüccarmış. Hediye'ye, buradan İzmir'e, buradan Rodos'a koyun yünü, keçi peyniri, koyun peyniri, tereyağı, bilmem bal toplamış. Yani burada tarımı yapılıyormuş ha? Tarım, evet. Zamanında. Onları yapıyormuş annemin nenesi. Annemin nenesinden kalma burası. Ben denize dünyaya gelmişim. Öyle mi? Bildiğin teknede falan, kayıtta. Hayır, hayır. Burada buğday kakıyor. Hı. Buğdayları o zaman böyle ya buranın tarım yıkanıyor buğday. İnanamıyorum ha. Evet. Buğday denize var ya, bir tane bir şey yazıyorlar, bir buranda. Denize bir taş çeviriyorsun, deniz suyun içine. Bu buranda yazıyorsun. Burandanın içine var ya buğdayı döküyorsun. Dalga oradan bir geliyor, buğdaylar bir kakıyor. Çöpü alıyor, taşı orada kalıyor. Annem de ağrısı tutmuş, denizin içinde yatmış batmış, komşu falan derken beni denize doğuverir. Suda doğum. Balık adam dediler bana. Ahmet kaç yaşındasın? 52. Maşallah yarım asır önce suda doğum. Yarım asır önce. Siz hiç yaşlanmıyorsunuz. Demin de 65 yaşında birisi vardı. 75 yaşında, o da hiç gösterdi. Eniştem. 75 yaşında. Şimdi ne Ahmet olur? Sen burada ne yapıyorsun? Ben burada, annemin yeri burası. Çok basit. Doğamızı bozmadan böyle. Talaş, otantik. Böyle 8-10 tane masa. Kapalı yerde yemek yemek isteyenler orasını bu şeyle, gargılarla, hasırlarla kapatacağım. Hı hı. Orada yemek yesinler. Ben ayı görmek istiyorum. Ben yıldız görmek istiyorum diyenler de dışarıda masalar koyacağım. Onun içerisinde böyle insanlar isteğine göre bir hizmet. Deniz ürünlerimizi değerlendiriyoruz. Kendimiz tutuyoruz biz bunlar. Hmm. Ahmet bir iskelen var herhalde. Buraya geliyor tekneler, yelkenli tekneler. Yanaşıyorlar. Kuruzlarımız var. Buraya geliyorlar. Yanaşıyorlar. Yemek yemek isteyen buraya geliyor. Yemek yemek istemeyenler bak, onlar da çağırdı. Karşıya yanaşıyorlar. Bu memleketimize var ya, sahip olmak için. Ben kuşu yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Şu martıyı biz yaptık. O martıyı soracaktım. Kim yaptı onu? Sadun Bora'nın arkadaşı. Hmm. Ahmet anlatıyor. Şurada da gün batacak. Bizim teknemiz de burada. İşte bu da martı. 0539
0814-21-97 Martı Koyu, Martı Ahmet. Martı Ahmet. Peki evet. Teşekkür ederiz Sağ Ahmet. Efendim. Güzel sohbetin için. İşte Ahmet'in anlattığı Martı. Ta 20 yıl önce Sadun Bora'nın arkadaşı yapmış bunu buraya. Yani koyun adının Martılı koyulmasının tek sebebi bu. Kaptanım, nasıldı performansım? Harika. Öv beni, öv beni. İkinci yani kaptanlığımı öv. 10 üzerinden 8. Sadece yüzmedeki yavaşlıktan kıstım onu da. Ama yani seninle yola çıkılırmış, onu gördüm. Peki, aşçılığım? Aşçılık 10 üzerinden 9. Tuzu basmasaydı iyiydi. Tuzdan kırdım bir puan. Ama bunlar iyi notlar benim. Ben biliyorsun hem aşçıyım. Evet, gurmedir. Tabii ben gurmeyim yani. O yüzden bu notumu şey yapmaya, küçük görme yani. Peki, miçoluğum? Miçoluk 10. 10 üzerinden 10. Allah'ım çok onur oldum. Biz şimdi Alesta'dayız. Mavi yolculuğumuz bitti. Göcek'in koylarını gezdik. Rüzgar izin verdikçe yelken yaptık. Zaten onları gördünüz. Sonra döndük gittik Hillside'ın o tarafa. Fethiye'nin yakın bir koyu. Orası da çok güzeldi. Rio inanılmaz uyumlu bir tekne köpeği. Umut'la çok iyi anlaştılar. Zaten Umut'un da köpeği vardı. O yüzden bugün son günümüz artık. Ve arada bir karaya da çıktık. Sonra tekrar geri geldik falan. Yaklaşık 10 gündür teknedeyiz. Yarı zamanlı, tam zamanlı. Harika bir deneyimdi yelkende bu kadar uzun vakit geçirmek. Yani daha önce yapmıştım ama böyle bu kadar uzun olmamıştı. Bir fırtınaya falan yakalanmadık. Nasip olmadı. Böyle yani, biraz olmasın da zaten. Yani biraz daha böyle rüzgar artsaydı falan ve yani maksimum 15-16'ları gördük. Hani biraz daha artsaydı daha farklı olurdu. Yelkende değişik bir tecrübe. Yani keyif odaklı değil. Deneyim odaklıysanız yelkenliği kesinlikle tavsiye ediyorum şahsım adına. Söyleyeceğiniz bir şey var mı Umut Kaptan? Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için bu turlarda. Gayet keyifli geçti benim için de. Tekrarını dilerim. İnşallah. O zaman. Peki. O zaman sıradaki vlog bakalım nerede? Görüşmek üzere. Kanallarımıza abone olun. Umut'un kanalını da buraya koyuyorum. Bir dünya Umut. Şimdi linkini de ekleyeceğim aşağıya. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bye bye.